Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler dersi, 1. dönem 1. yazılı sınavı örnek çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. İsterseniz hemen 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sınavı örnek çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet, bu bölümümüz 10 puan değerinde. Bu bölümümüzde 10 tane cümlemiz var. Cümlelerdeki ifadeler doğru ise baş tarafa D, yanlış ise Y yazacağız. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. 1. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Köktürklerdir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Köktürkler değil, Asya Hun devletidir. O yüzden bu ifademiz yanlış. İkinci cümlemiz. Orta Asya Türkistan olarak da ifade edilmektedir. Türkistan kelimesinin anlamı Türk yurdudur. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Üçüncü cümlemiz. Toplum içinde huzurlu yaşamak için ön yargılı olmalıyız. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü toplum içinde huzurlu yaşamak için ön yargılı olmamalıyız. Çünkü ön yargı her zaman insanlar arasındaki iletişimi keser, engeller ve huzuru bozar. O yüzden bu ifademiz yanlış. Ön yargı her zaman zararlıdır arkadaşlar. Dördüncü cümlemiz. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Beşinci cümlemiz. Rollerimiz içinde bulunduğumuz kurum veya gruba göre değişmez. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü rollerimiz içinde bulunduğumuz kurum veya gruba göre ne yapar? Değişir. Mesela biz evde çocuk rolündeyiz. Okula gittiğimizde sizi kastediyorum. Siz okulda öğrenci rolündesiniz. Markete gittiğiniz zaman müşteri rolündesiniz arkadaşlar. Roller ne oluyor? Bulunduğumuz kurum veya gruba göre her zaman değişiyor arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz yanlış. Altıncı cümlemiz. Orta Asya Türk topluluklarında ölülerin eşyaları ile gömüldüğü mezarlara kurgan denilirdi. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Yedinci cümlemiz, Türklerin konar göçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü konar göçer bir yaşam tarzına sahip olan Türkler arkadaşlar ne yapmışlardır? Hayvancılıkla uğraşmışlardır. Yani otlakların bol olduğu yerlere sürekli göç etmişlerdir. Özellikle yazları işte yüksek yerlerde, serin yerlerde, otların bol olduğu yerlerde, işte kışında alçak yerlerde ne yapmışlardır? Sürekli konar göçer bir yaşam tarzı yaşamışlardır. Bu da tarımın gelişmesine arkadaşlar katkı sağlamamıştır. Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamıştır. O yüzden bu ifademiz yanlış. 8. cümlemiz. İslam tarihinde 622 yılında Mekke'den Medine'ye yapılan göç hareketine hicret adı verilir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. 9. cümlemiz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma sadece kamu kurumları tarafından gerçekleştirilebilir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü sosyal yardımlaşma ve dayanışma daha çok arkadaşlar ne olur? STK'lar yani sivil toplum kuruluşları tarafından da ne olur? Gerçekleştirilir. Özellikle Kızılay deprem, sel felaketlerinde, doğal afetlerde ne yapar? İnsanlara yardım eder. Mehmetçik Vakfı var, Darul Aceze var arkadaşlar. Bu kurumlar ne yapıyor? Sosyal, sivil toplum kuruluşları bunlar. İnsanlara, toplumdaki zor durumda olan insanlara ne yapıyor? Yardım ediyor. Yani sosyal yardımlaşma, dayanışma sadece kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmez. O yüzden bu ifademiz yanlış. 10. ve son cümlemiz, sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmud'dur. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Abbasi halifesine yardımlarından dolayı arkadaşlar kendisine ne verilmiştir?
sultan ünvanı verilmiştir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Böylece ne yapmış olduk? A bölümünü, doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne geçelim. B bölümü. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Evet, bu bölümümüz 20 puan değerinde. Bu bölümümüzdeki arkadaşlar tabloda 10 tane kelimemiz var. Bu kelimeleri ne yapacağız? Cümlelerdeki boşluklara yerleştireceğiz. İsterseniz ilk olarak kelimelerimize bir göz atalım. Rol, kültür, ön yargı, kurgan, kurultay, metehan, töre, dilekçe, Köktürk devleti ve imece arkadaşlar. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Nokta nokta bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar? Buraya da ön yargı gelecek. Evet, birinci boşluğumuza ön yargı gelecek. İkinci cümlemiz eski Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı meclise nokta nokta denirdi. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da kurultay gelecek. Üçüncü cümlemiz bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da rol gelecek. Dördüncü cümlemiz. Eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı nokta nokta tarafından kurulmuştur. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da Metehan gelecek. Beşinci cümlemiz. Orta Asya'da genellikle devlet yöneticileri için yapılan eski Türk mezarlarına nokta nokta denilirdi. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya kurgan gelecek. Altıncı cümlemiz bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin hepsine nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da arkadaşlar kültür gelecek. Yedinci cümlemiz kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşmaya nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da imece gelecek. Sekizinci cümlemiz nokta nokta tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da Köktürk devleti gelecek. Demek ki arkadaşlar Köktürk Devleti tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletiymiş. Dokuzuncu cümlemiz hakkımızı aramak için resmi veya ilgili kurumlara nokta nokta ile başvuru yapabiliriz. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da dilekçe gelecek. Evet, boşluk doldurmada son cümlemiz eski Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan hukuk kurallarına nokta nokta denir. Bu kurallara ne diyorduk arkadaşlar? Biz töre diyorduk. Evet, 10. boşluğumuza da töre gelecek. Evet, böylece ne yapmış olduk? B bölümünü, boşluk doldurma bölümünü bitirmiş olduk. Hemen C bölümüne geçelim. C bölümü. Aşağıdaki açıklamalar hangi kavram ile ilgili ise numarasını ilgili kavramın başına yazınız. Evet, başına yazınız. Bu bölümümüz 10 puan değerinde. Evet, sağ tarafta arkadaşlar bizim kavramlarımız var. Kurultay, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Kut inancı. Sol tarafta da açıklamalar var. Açıklamaları okuyacağız. Bu açıklamalar hangi kavramla ilgili ise bu açıklamanın başındaki arkadaşlar sayıyı ne yapacağız? Bu kavramların başındaki boşluğa yazacağız. İsterseniz ilk açıklamamızla başlayalım. 1. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bu hangi devlettir arkadaşlar? Tabii ki Karahanlılardır. Karahanlılara 1 diyoruz. İkinci açıklamamız yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Bu hangisiydi? Uygurlardı. Uygurlara 2 diyoruz. Üçüncü açıklamamız Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserlerini ortaya çıkarmışlardır. Bu devlet hangisiydi arkadaşlar? Köktürklerdi.
Buraya 3 diyoruz. Özellikle 2. Köktürk Devleti arkadaşlar. 4. açıklamamız, Gök Tanrı tarafından Kaan'a devleti yönetmesi için verildiğine inanılan güçtür. Bu güce ne diyorduk biz? Kut inancı diyorduk. Buraya 4 dedik. 5. açıklamamız, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclistir. Bu meclise de ne diyorduk biz? Kurultay diyorduk. Evet, kurultaya da 5 dedik arkadaşlar. Evet, böylece ne yapmış olduk? C bölümünü bitirmiş olduk. Hemen D bölümüne, çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. D bölümü. Aşağıdaki soruların doğru olan şıkkını işaretleyiniz. Evet, bu bölümümüz 60 puan değerinde. Bu bölümümüzde 12 tane sorumuz var ve her soru 5 puan değerinde. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sonuçlarından biri değildir? Bakalım şıklarımıza. Birlik ve beraberlik duyguları artar. Doğrudur. Toplumsal huzur ve mutluluk artar. Doğrudur. Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar. Arkadaşlar, sosyal yardımlaşma sayesinde bunun tam tersi, zengin ile yoksul arasındaki farklılık azalır arkadaşlar. Bu ifade yanlış. İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir. Bu da doğrudur. Demek ki bizim birinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. İkinci sorumuz. Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde kuruldu. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Başkenti Ötüken ve bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Yukarıda söz edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Uygur Devleti, Köktürk Devleti, Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti. Hangisidir arkadaşlar? Tarihte kurulan ilk Türk devleti tabii ki Asya Hun Devleti'dir. Evet. İkinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Dört halife dönemi içinde fetihlerin en çok yapıldığı dönemdir. Kudüs, Suriye, Filistin, İran bu dönemde fethedilmiştir. Sınırlar genişleyip nüfus arttığı için siyasi, hukuki, sosyal alanlarda düzenlemeler yapılmıştır. Peygamberimizin hicretini başlangıç kabul eden hicri takvim bu dönemde hazırlanmıştır. Yukarıda verilen bilgiler hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Hazreti Ömer'dir. Evet, yukarıda bahsedilen gelişmeler arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilmiştir. Üçüncü soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Türkler İslamiyet ile ilk defa Emeviler döneminde tanıştılar ancak Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri Abbasiler döneminde gerçekleşti. Buna göre bahsedilen durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şıklarımıza. Abbasilerin Türklere para yardımında bulunması bu değildir arkadaşlar sebepler arasında. Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası. Evet, temel sebep budur arkadaşlar. Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası sebebiyle Türkler İslamiyet'e daha geç girmişlerdir arkadaşlar. C'de Türklerin gök tanrı inancını bırakmak istememesi bu da değildir. Türklerin konar göçer bir yaşama sahip olması bu da değildir. Demek ki bizim dördüncü soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. Orta Asya'daki Türk topluluklarıyla Çinliler arasında hemen hemen her devirde sorunlar yaşanmıştır. Hun-Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluşturan tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Baharat yolu, İpek yolu, Kral yolu, Kervan yolu. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki İpek yoludur. Demek ki bizim beşinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? Bakalım şıklarımıza. Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri. Zaten arkadaşlar konar göçer durumdayken sözlü edebiyatı ne yapıyorlardı? Kullanıyorlardı. Bu değildir arkadaşlar. Hatta şöyle çarpı işareti koyalım. B'ye bakalım. Hayvancılıkla uğraşmaları. Bu değildir arkadaşlar. Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri. Evet, bu arkadaşlar Uygurların yerleşik hayata geçtiğini ne yapar gösterir. Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi bu da değildir. Demek ki bizim 6. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 7. sorumuz.
Toplumda ön yargıların artması nokta nokta ve çatışmaya neden olabilir. Verilen cümlede boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması daha uygundur? Ayrımcılık, uyum, uzlaşma, kardeşlik. Toplumda arkadaşlar ön yargı artarsa ne olur? Olumsuzluklar meydana gelir. Yani uyum olmaz, kardeşlik olmaz, uzlaşma olmaz. Ne olur arkadaşlar? Tabii ki ayrımcılık olur. Demek ki bizim 7. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Toplumda ön yargıların artması ayrımcılık ve çatışmaya neden olabilir. Evet, 7. sorumuzda demek ki aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuz. Aşağıda Orta Asya'da kurulmuş Türk devletleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 1. Tarihte yazıyı kullanan ilk Türk devletidir. Bu hangisiydi arkadaşlar? Köktürklerdi arkadaşlar. İkinci Köktürk devletiydi. Orta Asya'da dağınık halde yaşayan Türkleri ilk kez tek bir çatı altında toplamışlardır. Bu Asya Hun devletiydi arkadaşlar. Üçe bakalım, en önemli destanları Ergenekon destanıdır. Bu Köktürk devletinin destanıydı arkadaşlar, Köktürklere ait. Dörde bakalım, tarihte bilinen ilk Türk devletidir Asya Hun. Bize soru olarak ne diyor arkadaşlar? Bu bilgilerin Asya Hun ve Köktürk devletleri ile ilişkilendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır? Baktığımız zaman arkadaşlar 1 ile şöyle Köktürklere bakalım. 1 ile 3 Köktürkler. Şöyle bakıyoruz, 1 ile 3 nerede var? Burada var arkadaşlar. 1 ile 3 Köktürklere ait. 2 ile 4 de Asya Hun devletine ait bir özellik. Demek ki bizim 8. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz. Aşağıdaki tabloda Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eserlerinden bazıları ve yazarları verilmiştir. Hangi iki eserin yazarı yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur. Bakalım isterseniz eserler ve yazarlara. 1. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip demiş arkadaşlar. Bu doğru mudur? Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış mıdır? Evet, doğrudur. 2'ye bakalım. Divan-ı Lugati Türk Edip Ahmet Yükneki. Bu doğru mudur? Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Divan-ı Lugati Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Atebetül Hakayık demiş. Bu Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Bu da yanlıştır. 4'e bakalım, Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi demiş. Bu bilgi doğrudur. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? Aşağıdaki tabloda Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eserlerinden bazıları ve yazarları verilmiştir. Hangi iki eserin yazarı yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur. Hangileri yanlış? 2 ile 3. 2 ile 3'ün ne yapması lazım arkadaşlar? Yer değiştirmesi gerekir. Yani 9. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Yani Divan-ı Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından, Atebetül Hakaik de Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Bunların yer değiştirmesi gerekir. Evet, 9. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. 10. sorumuz. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun milli kültürüdür. Milli kültür aynı zamanda milli kimliği oluşturur. Kültür milli birlik ve beraberliğe katkı sağlar. Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi milli kültürün unsurlarındandır? Bakalım, dil milli kültürün unsurlarından mıdır? Evet. Tarih milli kültürün unsurlarındandır. Din milli kültürün unsurlarındandır. Demek ki bizim doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Hepsi olacak. Demek ki 10. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz. Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp yazın yaylalarda, kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şıklarımıza. İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri, bu değildir. Boy ve kabilelerin birbirleriyle olan mücadeleleri, bu da değildir. Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri. Evet, aradığımız cevap bu arkadaşlar. Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları, bu da değildir. Demek ki bizim 11. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı.
12. ve son sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk devletlerinden biri değildir? Hunlar, Sümerler, Uygurlar, Köktürkler. Hangisi değildir arkadaşlar? Tabii ki Sümerler. Çünkü Sümerler Mezopotamya'da kurulmuş devletlerden birisidir arkadaşlar. Orta Asya'da kurulmamıştır. O yüzden 12. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Böylece ne yapmış olduk? 6. sınıf sosyal bilgiler dersi, 1. dönem 1. yazılı sınavı örnek çalışmasını böylece bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bütün sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.